Kanalıma hoş geldiniz. Evet, güzel bir dantel modeliyle videolarımıza devam ediyoruz. Ortası halkalı olan bu modifi bu videomuzda detaylı bir şekilde yapacağız. Evet, bu da büyüğü. Video sonunda ölçülerini vereceğim. İstediğiniz büyüklükte yapabileceğiniz bu modifi kendiniz belirleyebilirsiniz. Yapımı da bir o kadar kolay. 4 sıradan oluşuyor. Enine şu ortadan başlıyoruz. Azalta azalta üçgen ekleyerek ucunu da tekte bitiriyoruz. Bunun sayısı eni 13 tane modiften oluşuyor ve bir de bitiyor. Ucundan eklemeniz zor olacaktır. Orta eninden büyüklüğünü ayarlayıp başlayabilirsiniz. Evet, şimdi bu küçüğü koyalım ekrana. Bakın, bu da eni 5 modiften. Bu ortayı belirledikten sonra her sırada bir tane eksiliyor ekleme yaptıkça. Video sonunda daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Ekran fotoğrafı alarak eklemelerine bakabilirsiniz. Zor model yapamıyorum diyenler için alternatif bir model. Evet, ipin ucunu da bulursam başlayacağız. Böyle bir dantel ipimiz var. Biliyorsunuz ki ekranda beyaz örerken kendini belli etmiyor. O yüzden renkliyle. Böyle plastik halkalarımız. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Hemen hemen her tuhafiyede var. Evet, şöyle bir tane zincir çekip ipimi tığıma sabitledim. İlmek alıyorum. Halkanın içine 48 tane trabzan. 3'te çıkıyoruz trabzanlarımızı. Tam denk gelecektir. 48 tane trabzanımızı bu şekil içini doldurana kadar öreceğiz. Evet, modelimizin ilk sırası trabzanla, ikinci sırası sadece zincirle, üçüncü sırası sadece zincirle, dördüncü sırası da hem ekleme hem de sık iğne. 48 tane trabzanımızla devam ediyoruz. Halkamızın içi tam dolacak. Yalnız sayıya dikkat edin. Bir sonraki sırada daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Evet, 3'te çıkıyoruz. Yirmi numara tığ kullandım. Eliniz hangi tığa alışkınsa hiç fark etmez. Eğer eliniz çok bolsa zincir sayılarında değişiklik yapabilirsiniz. Ama trabzan sayısı 48 olması lazım. Evet, son trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi ilk baştaki trabzanın tepesine geçişimi yaptım. Sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 tane trabzan tepesi atlayıp 4.'ye sık iğne ile battım. 6 tane zincir, 3 tane trabzan tepesi boş bırakıp 4.'ye sık iğne ile batıyoruz. Böyle yuvalarımızdan 12 tane olması lazım.
Modifin eklemesinde zorluk çekmemeniz için tam sayısını vermeye çalıştım. 6 tane zincir, 3 tane trabzan sırası, tepesi boş bırakıyoruz. Dördüncüye sık iğne. Tekrar 6 zincir, 3 tane boş bırakıp dördüncüye sık iğne. Böyle böyle 12 tane yuva oluşturuyoruz. Evet, söylemiş olduğum gibi çok kolay ilerleyen bir model. Çok da çabuk bitiyor. Sadece bu modelde dikkat etmeniz gereken ortadaki trabzan sayısı. Gerisi kendiliğinden geliyor. Evet, devam ediyoruz. Altı zincir. Başladığımız yerde zincir çektiğimiz yerin dibine bir tane sık iğne ile tutturduk. 12 tane oldu. Evet. Şimdi ilk yuvanın içine 3 tane sık iğne. Yukarıya çıkmamız için tam ortasına geldik. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çekip ikinci yuvanın içine sık iğne ile battık. Bakın, yuvanın içine tam ortalayıp sık iğnemizi yapıyoruz. Diğer yuvanın içine ortalayıp tığımızla sık iğne ile tutturduk. Evet, üçüncü sıramızda bu şekil 10 zincir her yuvanın içine sık iğne batarak ilerliyoruz. İki sıramız sadece zincir çekerek her yuvanın içine sık iğne ile tutturuyoruz. Üçüncü sıramızdayız. 10 tane zincir. Eğer eliniz çok bolsa, bol yapıyorsanız 8 çekebilirsiniz. Bunların içine bir sonraki sırada sık iğne dolduracağımız için marullu durabilir. Zinciriniz büyük olursa. Devam ediyoruz. 4, 5, 6, 9, 10. Evet, şimdi ilk başta 3 tane sık iğne yapmıştık. En son onun tepesine de yapınca bu da 12'ye tamamlanmış oluyor. Bakın, tam sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapıp tutturuyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tam sık iğnenin tepesindeyiz. Şimdi sayıyoruz. 12 tane olması lazım. Evet, 12 tane. Şimdi yuvanın içine 8 tane sık iğne. Dediğim gibi eğer eliniz çok bolsa burada 6 tane sık iğne yapın. Marullu durmasın. Düz durması lazım. Biraz da sıktırın şöyle. 8 tane tam denk geldi benim. 2, 3, 4, 5 tane zincir. Aynı yere sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı yere ikinci kirpiğimizi yaptık. Şimdi üçüncüdeyiz. Her yuvanın içine 3 tane tam ortaya gelince böyle kirpik yapıyoruz 5 zincirli. Şimdi 8 tane sık iğne ile aynı yuvanın içinde devam ediyoruz. Evet, 8 tane sık iğnemizi yapalım.
Şöyle sıktırmayı da unutmayın. Dediğim gibi eliniz bolsa marullu duracaktır. 6 tane sık iğne yapabilirsiniz. Şöyle düz durması lazım. Devam ediyoruz. Şimdi ikinci yuvanın içine geçtik. Yine aynı. 8 tane sık iğne. Beş tane zincir çekiyoruz. Hemen dibine bir sık iğne. Beş zincir. Hemen dibine bir sık iğne. Yine aynı. Beş zincir. Üç tane yapıyorduk kirpikten. Ve tamamladık. Şimdi 8 tane sık iğne yapacağız. Aynı yuvanın içine. Evet, her yuvanın içine 8 tane sık iğne, 5 zincir, 1 sık iğne, 5 zincir, 1 sık iğne, 5 zincir, 1 sık iğne, 3 tane kirpiğimiz olduktan sonra 8 tane sık iğne ile de yuvamızı tamamlıyoruz. Çok kolay ilerleyen bir model. Son sırası da bu şekil sadece sık iğnelerle ve zincirle ilerliyor. İstediğiniz büyüklükte yapabileceğiniz bir motif. Dilediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. İster küçük, ister büyük. Bu yaptığımız kirpiklerin 3 tane yapmıştık. Birinciyi yaptıktan sonra ikinciyi yaparken karşı taraftaki motifin ortadaki kirpiğine batıp ekliyoruz. O kadar. Evet, devam ediyoruz sık iğnelerimizle. Video sonunda eklemeyi ve büyüklüğünü daha detaylı anlattım. Zincir sık iğne. 5 zincir sık iğne. 5 zincir sık iğne. 8 tane sık iğne ile devam ediyoruz. Bembeyazı 21 numaralı tığla ördüm. Ekranda biraz belli olsun diye 20 ile yaptım. Sanki biraz büyük durdu gibi. Tığının ipin İpler zaten hep aynı oluyor. Tığ bile bir numarada fark ediyor dantellerinizde. Eliniz hangi tığa alışkınsa o numarayla yapın. Sadece sık iğnelerini eliniz bolsa, tığınız kalınsa 6'ya indirebilirsiniz. Zincir sayısı fark etmez. 5 ile devam edin. Evet, bu arada motifimin de sonuna geldim. Sonunda da ilk başta yaptığımız sık iğnenin dibine batıp ipimizi kesebiliriz. Evet, bu kadar kolay. Yan yana eklendiği zaman çok da güzel duran bir motif. Şöyle bir renklinin üzerinde göstereceğim kağıdın belli olması açısından. Evet, bu büyüklükte yapmak isterseniz enine tam ortadaki modifler 5 tane. Her sırada bir tane eksiliyor. Her modife 2 2 tutturuyoruz. 5'e ulaşınca eksilme sırasında. Birinci modife 2, ikinci modife 2,
Biri tamamlıyoruz. İkinci ekli sırasında, ikinci modifte de 6 tane ekleme yaparak 3. modifi tamamlıyoruz. 3. modifte de aynı 6 tane. İkişer ikişer her modifte eklemesi. Şöyle ekran fotoğrafı alıp ekleme yerlerine daha detaylı bakabilirsiniz. Yaparken kolaylık olur. Her sırada bir tane eksiliyor. Uçlarda da birer tane kalıyor. Şöyle enine de göstereyim. Büyüklüğünü dediğim gibi kendiniz belirleyebilirsiniz. Teşekkürler izlediğiniz için.